Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşarken, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Washington Post gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Depremin ardından siyasi rant elde etmek için çirkin söylemlerde bulunan gazete Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceği yalanını ortaya atarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve diğer batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli rezil yayın organı Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Aklınca Türkiye'de seçimlerin ertelenme ihtimaliyle sözde bir analiz yayınlayan gazetenin köşe yazarlarından Henry Olsen'in kaleme aldığı yazıda, Erdoğan'ın depremi Türkiye'deki seçimleri ertelemek için kullanmasına izin vermeyin, başlığını attı. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyen gazete Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceği yalanını ortaya atarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve diğer batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı. Türkiye'nin yaşadığı deprem acısını bir tarafa bırakan Henry Olsen, kin ve nefret kustuğu köşesinde Erdoğan'ın iktidarı boyunca giderek otokrat hale geldiği iftirasını attı. Washington Post paçavrasının algı operatörü, batılı liderlerin seçimi erteleme girişimlerine kararlı şekilde karşı çıkması gerektiğini savundu. Yazıda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın seçimler zamanında yapılmazsa, Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli örgütlerden yapılan ekonomik desteğin kesilebileceğini ortaya koyması gerektiği de öne sürüldü.